Selamlar arkadaşlar <laughs> Bir gün böyle bir haberle karşınıza çıkacağımı çok iyi biliyordum <laughs> Dur ya madem çıktık Şekil yapalım falan <laughs> okay. Arkadaşlar evet WWE sonunda resmen satıldı O kadar çok haber vardı ki Şimdi birazdan göstereceğim size de tam ne olduğunu O kadar çok haber vardı ki uzun zamandır Özellikle son birkaç senedir WWE satılacak satılıyor mu Kime satılacak ne olacak falan Çok söylenti vardı Özellikle geçen seneki bu işte Vince McMahon'ın işte bazı kadınlarla bilmem ne bir şeyler yaşamış da oradaki işte bazı ödemeleri aslında şirket kasasından yapmış da şirkette bunları sorgulamış işte bir şeyler falan filan derken Vince McMahon'ın arka planı geçmesiyle Triple H e, önderliğinde, yaratıcı ekibinde böyle bir şeyler yapılmıştı. Ve genel olarak da WWE aslında rating olsun bir sürü şey olsun. İyi gidiyor ki hatta WrestleMania'da şimdi kadar en çok gelir elde edilen WrestleMania olmuş. Triple H'in de açıklamasına göre. Böyle böyle gidiyorduk. Birkaç ay önce zaten hep işte Araplara mı satılacak bilmem ne mi olacak böyle alıcılar falan vardı işte. Acaba ulan Disney mi satılacak yok bilmem ne. İşte Netflix tarzı bir şey mi alacak acaba? Derken Araplar çok büyük favori gibiydi. Ve bir sürü hani bununla ilgili video yaptım, haber yaptım, canlı yayınlarda falan konuştuk. Yani şöyle söyleyeyim. Çok ciddi haberler vardı Araplarla ilgili. <laughs> Ama yaşanmadı. Yaşanmadığı için de şu an aslında mutluyum. Yani yine aslında da da bir satıldı ama Amerika içinde kaldı. En azından hani bu işe değer verebileceğini en azından düşündüğüm birileri falan gibi duruyor. Ben araştırdım çünkü birazcık böyle bir saat böyle haber okudum, bir şey baktım nedir ne değildir onlara falan baktım. Şimdi bunları aslında size söyleyeceğim, bunları anlatacağım size çok değişik bir şey ya bu ilginç yani benim sonuçta neredeyse 20 yıldır içinde olduğum, takip ettiğim hobim olan bir şey şirket Vince McMahon Yani McMahon ailesinin Aile mirası gibi bir şeydi. Bir, belli bir noktaya geldi artık şey olmuş yani. Bu şirket artık olmuş, bitmiş ve artık satıp bütün sülalesini rahat ettirecek seviyeye gelmiş demek ki. Çünkü ciddi rakamlar galiba 9 milyon... Ne 9 milyonu? 9 milyar dolara falan satılmış. E, güzel para kanka. Güzel para yani. Şimdi şöyle bir haber var. İlk olarak bu haber direkt şeyden. E, WWE'nin kendi sitesinden zaten görmüş olduğunuz üzere. Investors. <laughs> Burada diyor ki işte en, nasıl okunabiliyor bilmiyorum. En, endeavor mudur artık? endeavor, endeavor. İşte bu en dediğim ben buna şimdilik. İşte en de şirketi UFC'nin zaten şeymiş almış. Ben bunu bilmiyordum. UFC takip etmediğim için UFC zaten birkaç yıl önce almış diye duydum. Tabi yine herhalde CEO fan Dana devam ediyordur o şekilde. Yani sahip değişiyor abi. Şirketin sahibi şirket satılıyor. Ama şey dolmuştu ya mesela hatırlayın zamanında yemek sepetini şey adamın adını unuttum. Bir tane işte sahibi vardı ya böyle Nevzat'tı galiba. O mesela şirketi birli bir noktaya falan getiriyor böyle artık. Muhtemelen bütün söz sahibi de onda. Herhalde şirketin %51 hissesi falan mı onda artık bilmiyorum nedir. İşte öyle olduğu zaman imzasıdır işte satıştır matıştır bir şeyler falan filan var böyle. Adam şirketi satmıştı yabancı bir firmaya ve biz bir süre şu an nasıldır bilmiyorum. Bir süre işte mesela şirkette CEO olarak devam etmişti yani genel müdür olarak. Yine aslında İşleyişi devam ediyordu. Şirket sahibi başkaydı anladın mı? Yani parayı yine onlar asıl yiyordu. Ee, yani çalışan olarak çok büyük tabi paralarla devam ediyordu yolla. Şimdi galiba bunun gibi bir şey geliyor abi. Haberiniz olsun. <laughs> Şimdi UFC ve WWE birlikte böyle bir işte global live işte global küresel canlı spor ve eğlence şirketi olarak UFC ve WWE'yi aynı çatı altında toplayacak 21 milyar dolarlık bir şirket hani bütün bu şey hacmi herhalde işte hani bu işe yatıracakları falan böyle bir şey yapma planı var hani 9'a 12'ye zaten şey almış UFC almışlar diye biliyorum 12'ye 9 milyara da şey almış WWE aldılar %51 bak bu çok önemli bir şey New publicly listed company to be 51% %51 owned by Ende tarafından diyor. %49 da existing. Yani şu an WWE'nin bütün hisselerinin sahipleri işte Vince McMahon, Stephanie McMahon, diğerleri bir sürü kimler varsa %49 olarak yoluna devam edecek. %51 yeni şirkette olacak. Bu da ne demek oluyor? Şirkette bütün söz sahibi işte alımdır, satımdır, ıvırdır, zıvırdır imza yetkisi ahanda burada işte. %51 kimdeyse o söz sahibi olacak yani genel olarak şöyle çok uzun uzun bahsediliyor. Bir sürü şey var. Ben Twitter'da da birkaç bir şey gördüm. Hani bu konuyla ilgili çok şey yapmayacağım. Şimdi size bunu tabii okuyup çeviremem. Çünkü çok burada bilgi, çok detay var. Ne olacağı konusunda e, acayip detay var. Hem UFC ile ilgili burada gördüğünüz üzere hem de WWE. Burada bildiğin UFC ile ilgili bilgi vermiş mesela. işte Mixed Martial Art dünyanın bir numaralı şey şirketi falan filan diyor işte. 700 milyondan fazla izleyicisi var. İşte 228 milyon sosyal medya e, followeru falan var diyor işte. The Organization Procedure falan filan. 40 işte live event yapıyor falan filan dünya çapında bir şeyler böyle. Bunlardan bahsetmiş. Burada da WWE'den bahsediyor işte. 52 haftalık işte global audience sürekli her hafta zaten bu olan bir şey. Çok aktif. E, WWE size bahsetmeyeyim zaten ne olduğunu. Ve gerçekten WWE burada da yazıyor. 180'den fazla ülkede diyor bir şekilde yayınlanıyor diyor. Harikulade maalesef onlardan biri Türkiye değil şu an Yani Kaçak falan izlemiyorsanız <laughs> bilmiyorum yani e, tabii o sayılmayacak Çünkü iyi Abi böyle bir şey oldu şimdi önemli birkaç detay var Twitter'a girdim yazdım bak hatta güncellenmiş İşte kendisi zaten açıklama yaptı şirketin bak takır takır yenileniyor buralar e, Şirketin açıklama yapmıştı Var mı böyle bilgi alabileceğim Şeyler var çünkü hani tam böyle Kim nesi Heh, bakın burada yazıyor mesela JD from New yok zaten çok popüler biridir bu güreş camiasında. It's official. Artık resmileşti. UFC ile WWE bir combine beraber şekilde kombinden bir şekilde diyor. Announce işte 21.4 milyar dolarlık bir partnerlik var. Ari Emanuel bu Ende şirketinin şeymiş, CEO'suymuş abi. Bu kişi CEO olacak. Vince McMahon is still executive chairman of the board olacak diyor. Yani bu UFC ile WWE'de bir ortak bir şirket oluyor abi. Anlayacağınız bu. Ama bu tabi şey midir işte WWE'de işte UFC'den kişiler gel İlla bir şeyler olacak bir paslaşma olacak ileride haberiniz olsun. Ee, şirketin CEO'su yani genel müdürü Ari Emanuel olacak yani en tepedeki kişi o olacak. Vince McMahon is still executive chairman. Aslında patron yine ee, yani işinin başında Vince McMahon. A. Şu an zaten WWE'de her ne kadar arka planda olsa da Vince McMahon şirketin sahibi zaten görevindeydi yani öyle bakarsan. Yine hani parlasını falan kazanıyordu. Dana White UFC'nin bu işte sahibi CEO'su, CEO'suydu herhalde. Tam Dana da çok bilgim olmadığı için bir şey diyemiyorum. Ve Nick Khan. Nick Khan da WWE'nin CEO'suydu. Dana White'la Will Service as President. Bunlar işte ya şey gibi olacak düşünün. CEO anladın mı? Vince McMahon müdür baba en tepede. Dana White'la da müdür yardımcısı gibi. Hani aslında beraber çok ortak akıl falan olacaklar böyle. Çok ilginç bir şey bu şu an. Gerçekten şu an harbiden bundan bahsetmek çok ilginç geliyor bana. Ve burada diyor işte en de diyor Will hold de %51 kontrol diyor. WWE hisse sahipleri diyor %49'da diyor. Remember Vince McMahon was only back to sell the company diyor. Hatırlarsanız diyor Vince McMahon sadece şirketi satmak için geldi diyor. Yani ne olacağını göreceğiz. Değişik. Şurada bir de şeylerle bir paslaşmamız olmuştu. MMA Türkiye. Kendisi de zaten WWE'de takip ettiği için <laughs> Birkaç böyle bir paslaşma olmuştu. Şurada mesela bir paylaşımını gördüm. Buna ben dedim gelin sarılalım kardeşim falan diye hatta. Çünkü yani MMA ile MMA'in dünyadaki bir numaralı baktığınız zaman şirketi UFC ile Pro Wrestling'in dünyadaki bir numaralı şirketi WWE şu an ortaklaşa bir olayın içinde. Oğlum bu acayip bir şey bu arada. Gerçekten acayip bir şey yani. Bak burada da bilgi vermiş. Mesela bu yeni he, o deminki uzun bu açıklamanın içinde vardı. Baktım bunlara. Kısaca kendisi yazmış. O yüzden ona çok teşekkür ederim buradan. <laughs> Eee Mert e. Mert ismini kullanıyor herhalde. Bu yeni halka açık şirket TKO sembol altında listelenecek ve daha sonraki bir tarihte resmi bir isim belirlenene kadar geçici olarak Newco olarak adlandırılacak. Yani aslında ileride bir şey olacak. Bak burada işte ben okumuştum bunu. Tam olarak burada. Eee TKO olarak işte sembol altında. Ya yani bunlar biraz şey işte. Şirket kurulacak. Şirketin şeyine. Şimdi zamanda şirkette kurmuş biri olarak şey var işte kuruyorsunuz hangi kategoride bilmem ne bunlar falan var. Newco olarak adlandırılacak tabi değişecek ileride resmi bir isim olacak ve artık bilmiyorum hani şirket ne olur şirket olur mesela bir holding zaten o öyle bir şey bu şirket büyük bir holding var onun markaları var içinde. Ee, mesela Koç Holding Tofaş gibi anladın mı? İşte ona bağlı başka bir şey falan böyle. da ismi falan çok değişeceğini öyle bir şey bilmiyorum. Yani zannetmiyorum sonuçta şirket ismi başka. Hani sizin şu an açtığınız şirketle o şirkete bağlı mağazalarınızın ismi aynı olmayabilir yani. Yani şirketin adı Ahmet Holding'dir. Şeyin adı da işte ne bileyim Hacı Baba bilmem ne falan yaparsın. <laughs> Fark etmezsin niye aklıma geldi. Öyle bir şey işte. Kebapçı açarsın mesela. Ya gibi anladın mı? Vince McMahon'in yönetim kurulu başkanı olması beklenirken aynı Ender başkanı yeni şirkete aynı görevde. Şimdi bu tam bilmiyorum başka biri herhalde CEO'su başta olacak herhalde de bilmiyorum tam nedir ne değildir. Ya çok da karışık aslında. Yani ilerleyen günlerde daha da netleşecektir bu. Ra'da bakalım bahsedecekler mi bu gece onu bilmiyorum. Şunu da hemen söyleyeyim arkadaşlar. Bu gece Ra yayını açamayacağım. Açarım diye söylemiştim, planlamıştım ama çok yorgunum. Bugün de şu an 2 saatlik uykuyla duruyorum gece yayından sonra haberiniz olsun. Bu akşam canlı yayın planlıyorum. Siz bunu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. Eğer tam 3 Nisan'da izliyorsanız akşama kadar işte iftar sonra 8-8.30 gibi bir canlı yayın planlıyorum. Haberiniz olsun sohbet, güre sohbet yani biraz bunlardan da konuşuruz. Sizin de fikirlerinizi ekstradan canlı yayında merak ediyorum çünkü. değiniriz şu şirkete bir bakalım. Ee, şeye girdim ben. Wikipedia'ya girdim işte. Şey şirketi diye geçiyor zaten. Hani holding zaten. Ee, Amerika Amerikan şirketi. Bunda görün. Hatta nerede şeyi? United States, Beverly Hills, California. 2009'da kurulmuş bir şirket aslında. Çok da eski bir geçmiş yok. 14 yıllık bir şirket. Ama çok sağlam Hmm, şeylere sahip. Bak NFL'de, NHL'de falan böyle. Ultimate Fighting, UFC işte. Buralarda bayağı bir söz sahibi. UFC direkt almış zaten. Ee, abi çok önemli. Bak represent artist, filmlerdeki artistler. Ya bunlar bir holding abi tamam mı böyle? Büyük bir şey. Talent agency'si falan var mesela. İşte menajerlik şirketi gibi düşünün. O yani bayağı bayağı söz sahibi bir sürü şeyde. Bak burada da ufaktan ne zaman kuruldu bilmem ne bunlar yazıyor WWE bak Burada da bilgisi var işte Bir süredir zaten ilgileniyorlarmış Bunlar bunlar yüzde 51 falan alındı evet Yani arkadaşlar şu an anlayacağınız itibariyle ee, Şeye bir bakalım şuraya almıştım Bu adam da şirketin sahibi abi WWE tamam CEO'su falan Vince McMahon devam ediyor yine Vince McMahon hani o ee, Hisse sahipleri devam ediyor aslında Anladın? şu an aslında onda değişen bir şey yok WWE başka büyük bir holdinge bağlı bir şirketin parçası olacak. bundan da anladınız. asıl tepedeki patron da bu adammış bu arada. Herhalde. Aynen. Çünkü öyle diyor. Executive Chairman diyor. Businessman. Aynen. O şirketin. Haberiniz olsun. Bu adam Patrick Whitesell. Beyaz satıcıymış. Beyaz satıyormuş. <laughs> bu, bu adam WWE'nin de içinde bulunacağı o şirketin holdingin baba patronu vardı. Haberiniz olsun. Yani ee, çok değişik bir şey bu. Hani Gerçekten ilginç. Düşünseniz abi. Ee, ben şu an kanalda sizle tanıştıysam bunun WWE ve dolaylı yoldan değil direkt olarak Vince McMahon tabi sayesinde. Asla, aslında Vince McMahon işte. babası dedesi falan tabii ki deriz de. Abi ilginç gelmiyor değil bu arada ya. Bana çok ilginç geliyor ya. Yani hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Ne diyelim. Ee, böyle bir satış var yani. Ne olacağını bilmiyorum. İlerleyen dönemlerde ne görürüz onu bilmiyorum. Kesinlikle UFC ile WWE arasında bir şeyler olacaktır paslaşma. İşte daha farklı or ortak pay per view ya da hani şu olur mu mesela ilginç geliyor. Bana da buralar umarım böyle iyice işin içine sıçılmaz o noktada. Bir pay per view yapılır mesela. O pay per view de şey işte. Ee, atıyorum 6 tane maç var. 3 tanesi UFC 3 tanesi WWE mesela anladın mı? Ya sanki böyle şeyler de görebiliriz gibi. Ya da ya zaten birbirlerini güreştirme gibi bir durum söz konusu. Ya bilmiyorum çok zor. İlla olacak da Gidip şimdi Conor McGregor falan tabii öyle bir şey yok da UFC falan zaten. Yani üf, bilmiyorum ya. Ne olacak ama. Yani anlayacağınız 9 milyar dolara WWE resmen satıldı. Ee, bu şirket direkt resmi olarak açıklandı zaten. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ya. Yani ne diyeyim. Umarım iyi şeyler olur. Benim sevindiğim noktalardan bir tane çok ilginç şeyler görebilecek olmamız bence ilerleyen dönemlerde. Ee, ikisinin ortaklaşa bir şeylerini belki izleriz. Çok ilginç olacak sonuçta. Baktığın zaman bir tanesi kurguya dayalı, bir tanesi gerçek diye algılanıyor işte. Ee, şu, algılanıyor ayrı tabii ki UFC öyle, MMA. Şey bu işin entertainment boyutu. Yani birinin tam manasına bakarsan sport, bir tanesi sport, direkt entertainment. Anladınız. Sports, entertainment, bilmem ne falan. Okey, hepsini yalayıp yuttuk. Benim sevindiğim bir tane nokta var. Araplara harbiden satılmanın ucundan dönüldü muhtemelen. En azından Amerika içinde kalması... En azından UFC gibi yine bu işin pay-per-view olsun, işin eğlence boyutu olsun. Bunları bilen ve bu işi yönetmeyi bilen tarz bir şirketle beraber olunup bir de bu işte hani zaten Amerika'da muhtemelen çok da büyük bir holding olduğu için bunların bünyesinde olması en azından beni mutlu etti. Hani yabancıya gitmedi yani anladınız mı? <laughs> Onu da söyleyeyim yani. Buralarda yine bu çevrelerde ileride nasıl etki yapacak bilmiyorum. Şu an ben şeyin değişeceğini düşünmüyorum bu arada. Tabii ki büyük yerlerden bazı şeyleri illa karışılacaktır. O olsun bu olsun şu olsun falan diye. Kanallar bile karışıyor düşünün. Karışıyor. Bunlar zaten yaparlar. Ama şimdi Vince McMahon şirket bu oluşumun başında olacaksa. Tabii ki CEO falan ayrı. Başında olacaksa. Karışır mı onu bilmiyorum ama kesinlikle bu işte Triple H'tir. Hani yaratacak ki bunlar zaten yolları devam edecekler. Sadece baba en baştaki patron değişiyor anladın mı? en başa ekstra büyük bir patron geliyor ya da Vince McMahon falan yine olacak. %49 olarak bütün WWE'nin hisse sahipleri falan duracak zaten yani. Bilmiyorum ne olacak. ilginç şeyler bizi bekliyor galiba ya. Valla ben kaçayım. Dediğim gibi bu akşam canlı yayınım var ki zaten çok geç attım bu videoyu. Birkaç saat sonra yani siz bu videoyu ben attığımdan öyle. Siz belki de direkt onu gördünüz. Belki de görmediniz bu videoyu. Geç kaldınız. Belki de ben şu an başka bir şey yapıyorumdur yani. Ben kaçtım. Görüşürüz. Daha derin derin bilgiler veririm size. Haberleri bekliyorum. Gelsin bir şeyler. Bu konu çok önemli. Hazır ben de tam biliyorsunuz işe başlayacağım birkaç gün sonra. Ee, o süre zarfında olması başlamadan önce şu an iyi oldu çünkü bununla ilgili haberler gelecektir. Daha hemen böyle anlık haber falan verebilirim. İlerleyen dönemlerde bir haber gelse bile onu mesela akşam falan veririm. Yine de devam ediyoruz. Hiç merak etmeyin. Kanaldan aksama olmayacak umarım. Devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.